Bir ışık kaynağından yayılan ışığın durağan spektrum çizgisi siyah çizgiyle şekil 1'deki belirtilmiştir. Bir gözlemci kaynaktan yayılan ışığın spektrumunu şekil 2'deki gibi görüyor. Buna göre kaynak ve gözlemcinin hareketi hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar, elektromanyetik dalgalarda Doppler olayında bir ışık kaynağı, örneğin bir yıldız, bize doğru eğer yaklaşıyorsa bunun yaydığı ışık dalgalarında bir Doppler olayı gözlenir. Şimdi buradan bakan gözlemci ona doğru olan şuradaki dalga boyunu daha küçük gözlemlerken buradan bakan gözlemciye göre şuradaki dalga boyu daha büyük gözlemlenir. Ve burada şöyle bir yorum yapabiliyoruz. Kırmızının dalga boyu büyüktür. Morun dalga boyu küçüktür. Dolayısıyla buradaki dalga boyunu daha küçük algılayan, yani spektrum çizgileri mora doğru kayıyorsa burada olduğu gibi daha küçük dalga boylu, yani ışık kaynağının bize yaklaştığını anlarız. Burada gördüğümüz gibi ışık spektrumu mor tayfa doğru kaymış. Buna göre kaynak ve gözlemci birbirine eğer yaklaşıyorsa burada bir mora kayma gözlenir elektromanyetik spektrum tayfında. Hangileri olabilir? Birinci önermede kaynak ve gözlemci evet yaklaşıyor. Uzaklaşsaydı bu kırmızıya doğru kayması gerekiyordu. Burada mora doğru kaydığı için biz yaklaşıyorlar yorumunu yapıyoruz. Kaynak ve gözlemci ikinci önermede de yine birbirine yaklaşmakta. Üçüncü de yine kaynak ve gözlemci birbirine yaklaşmakta. Bu her üç durumda bu spektrumdaki kaymayı açıklar. Bir uzay aracı ışık hızına yakın hız ile hareket etmektedir. Uzay aracı içerisindeki Ali, Zeynep ve Yahya uzay aracının hareket doğrusunda çekirdek konumda bulunmaktadır. Arkadaşlar burada ışık hızına yakın hızlarda hareket etmesi bunu relativistik bir hareket yaptığını, yani göreli bir hareket yaptığını bize söylüyor. Bu durumda Ali, Zeynep ve Yahya'nın ölçtüğü frekanslar, geminin sürati ve geminin uzunluğu şekildeki gibi F, V ve L cinsinden ifade edilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir diye sormakta. Birincisinde Ali'nin ölçtüğü frekans, Ali zaten bu aracın içerisinde olduğu için kaynakla aynı frekansı ölçer. Ancak burada bir Doppler olayı söz konusu olduğu için Yahya dalgaları daha sık algılarken bu ne olacak, Zeynep daha seyrek algılayacak. O yüzden Yahya'nın ölçtüğü frekans Zeynep'inkinden daha büyük olabilir. İkinci soruda, burada pardon ikinci önermede buradaki aracın hızı neyse arkadaşlar hepsinin ölçtüğü hız değeri de aynıdır. Burada hızda bir göreli durum yok. Diğerinde özel görelilikte eğer bir cisim belli bir hızda gidiyorsa onun boyunu biz belli bir doğrultuda kısalmış olarak görürüz. Ancak onun doğrultusunda olması gerekiyor bu uzunluk büzülmesi. O yüzden buradaki Zeynep ve Yahya'ya göre bu uzunluk göreli olduğu için bunu normal L değil, L'den daha kısa, hani roketi daha kısa olarak ölçecekler ve görecekler. O yüzden bu önerme de doğru olabilir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Arkadaşlar bu soru elektromanyetik dalgaların Doppler etkisi ve kızıla kayma ile ilgili bir soru. Buradaki Emre tavana asılmış yeşil renkteki bir lambayı artı x yönde bir miktar iterek kale noktaları arasında titreşim, yani salınım hareketi yapmasını sağlamış. Buna göre yerde hareketsiz duran Emre ve Ayşe lambanın yaydığı ışığın rengini hangisi görebilir? Biz renk spektrumu yazarsak arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor olarak yazabiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman Doppler etkisinde, yani elektromanyetik dalgalarda eğer bir elektromanyetik dalga kaynağı, mesela bu bir yıldız olsun, bize doğru yaklaşıyorsa buradaki dalgaların görünümü bu şekilde olur. Yani buradan bakan bir gözlemciye göre dalga boyu kısalırken diğer tarafa doğru, yani uzaklaşan, yıldızın uzaklaştığı taraftan bakan gözlemciye göre dalga boyu büyür. Şimdi burası yeşil ise buradaki lambanın gidiş doğrultusuna göre, örneğin lamba Ayşe'ye doğru yaklaşıyorsa buradaki dalga boyunun daha kısa olması lazım. Dalga boyunun kısa olması demek, hani dalga boyu en büyük olan burada kırmızıdır. En küçük olan da nedir? Mordur. Yaklaştığı taraftaki yeşilden şöyle mor bölgeye doğru kayması gerekiyor buradaki ışığın renginin. Ancak uzaklaştığı tarafta da bu şekilde sarıya, turuncuya, kırmızıya doğru kayması gerekiyor. Sonuçta burada şöyle bir durum var. Hani lamba Ayşe'ye bu konuda yaklaşıyor ama şimdi birazdan uzaklaşmaya başlayacak. Yani burada Emre kırmızı, Ayşe mavi olarak algılayabilir mi? Evet, bu nasıl olur? Bu tarafa doğru, yani Ayşe'ye doğru yaklaşırken bu durum gözlenmiş olabilir. Şu şekilde giderken gözleniyor olabilir. Peki Emre mavi, Ayşe turuncu renkte görebilir mi? Bu tarafa doğru hani mavi olabilmesi için buradaki ışık kaynağının Emre'ye doğru yaklaşması gerekiyor. Bu sefer de şu yöne doğru giderken evet Emre mavi görebilir. Peki Ayşe turuncu görebilir mi? Şimdi bu tarafa doğru biz maviye doğru yaptık ama bu taraftaki kısma doğru, yani turuncuya doğru da ne olacak? Buradaki dalga boyu büyüyeceği için o kısma doğru da Ayşe'ye göre de bu dalga spektrumu gözlenebilir.
Çünkü uzaklaşınca dalga boyunun büyümesi gerekiyor. Biz yeşilden kırmızı bölgeye doğru, yani dalga boyunun büyük olduğu kısma doğru turuncuya gelmiş olabilir deriz. Bu her ikisi de oldu. Peki burada turuncu ve sarı gözleyebilirler mi? Şimdi turuncu ve sarı da her ikisine de bu şekilde uzaklaşması gerekiyor. Turuncu ve sarı tarafa doğru olması için. Ama buradaki lamba tabii aynı anda ikisinden de uzaklaşamayacağı için böyle bir durum söz konusu olmayacak. O yüzden biz cevabı 1 ve 2 diyebiliriz. Bir yıldızın yaydığı ışık frekansı f, süreti v'dir. Yıldız çekirdek gibi dünyaya yaklaşıyor. Buna göre dünya yüzeyinden bakan bir gözlemciye göre yıldızın yaydığı ışın frekansı ve süreti için hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar yıldız ışık hızıyla ilerlediği için ve ışık hızı evrende her yerde gözlemcinin ve kaynağına bağlı olmaksızın aynı değerde ölçüldüğü için burada süretinde herhangi bir değişim biz gözlemeyeceğiz. Peki frekans için ne diyebiliriz? Şimdi yıldız bu tarafa doğru yaklaşınca Doppler etkisinden dolayı buradaki şu dalgalar daha sık olurken buradaki dalgalar selekleşmiş oluyor. O yüzden yıldızın yaydığı ışın frekansı hepsi dünyadan bakan bir gözlemci bunu daha büyük olarak algılayacak. Hızımız v olacak. Frekansın büyük olduğu değer de burada e şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Yarıkta yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki P noktasında ikinci karanlık saçak oluşuyor. Buraya K2 yazalım arkadaşlar. Deney düzleminde KVL işlemleri tek başına yapılarak P noktasında oluşan saçaklar gözlemleniyor. Birinci işlem yani K işlemi K1 kaynağın önüne ince cam levha koymak. Bunun önüne ince cam levha koyduğumuz zaman kaynaklar arasında faz farkı oluşur ve girişim deseni şurada camın koyduğu kısma doğru kayar. Dolayısıyla şuradaki aşağıdaki bir saçağın K2'nin olduğu yere gelmesi gerekiyor. Ben burada yazdım. Bu ne anlama gelecek? Aşağıdaki saçaklardan herhangi birisi yani şunlardan herhangi birisi K2'nin olduğu yere geçebilir demek. Burada neler var? Örneğin birinci karanlık olabilir. Birinci aydınlık olabilir. İkinci aydınlık yukarıda olduğu için o aşağı inemeyecek. Pekala ikinci şema bakarsak ekran yarıklar düzlemi üzerine yaklaştırılıyor. Şu uzunluğu arkadaşlar L diyoruz. Şu kaynaklar arasındaki uzaklığı da D diyoruz. Burada saçak aralığını değiştiren bir etkendir bu ikincisi. Delta x eşittir L çarpı lambda bölü D'ydi. Dolayısıyla buradaki biz L uzunluğunu azalttığımız zaman saçak aralığı ne olacak? Azalacak. Bu da saçakların daha sıkışık sıkışık olması anlamına gelir. Daha da böyle hani saçak aralığı azaldığı zaman yukarıdaki saçaklar aşağı inebilir. Yani buradaki L işleminde yukarıdaki saçakların biz şu K2'nin olduğu noktaya gelmesini bekleriz. Burada neler var? Birinci aydınlık bu durumda olamaz. Şu üçüncü karanlık daha yukarıda olduğu için K3 buradan aşağıya doğru inebilir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacak. Günlük hayatımız iletişim için en yaygın kullandığımız cihaz telefondur. Zeynep telefonu ile Ayşe ile arayıp bir süre konuşuyor. Şimdi arkadaşlar burada cep telefonu ile ilgili iletişimi sağlayan bir soru sorulmakta. Birinci önermede Zeynep'in telefonundan yayılan radyo dalgaları. Burada elektromanyet dalgalardan bahsediyor arkadaşlar. Ayşe ile iletişimi sağlar. Evet buradaki elektromanyetik dalgalar radyo dalgana yakın bir bölgededir. O yüzden bu ifade doğrudur. İkincisi Zeynep'in telefonundan yayılan ve Ayşe ile iletişimi sağlayan dalgalar mekanik dalgalardır demiş. Hayır bu elektromanyetik dalgalar olacak. Zeynep'in telefonundan yayılan dalgalar ki bunlar yine elektromanyetik dalgalardır. Şu EM diye kısaltayım bunları. Konuşma sırasında ağızdan çıkan ses dalgası bu da nedir? Mekanik dalgadır. Mekanik. Elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılırken mekanik dalgalar ışık hızına ulaşamazlar. Yani sesin hızı her zaman ışık hızından çok daha küçüktür. O yüzden süratleri eşittir diyemeyiz. Karanlık bir ortamda tek renkli ışık kaynağı ile kırım deneyi yapılıyor. Deney düzeni şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getirip deney tekrarlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci önermede şekil 1'deki duruma göre şekil 2'de saçakların genişliği artar. Şimdi arkadaşlar burada biz fantı ok yönünde çevirdiğimiz zaman normalde olan şu W genişliği buradaki fant ok yönünde döndüğünde bir miktar azalır. Yani şuradaki aralık daha küçüktür. Bunu şurada şöyle daha çok görselleştirirsek, örneğin şurası W kadarken biz bu fant aralığını şöyle çevirdiğimiz zaman buradaki W biraz daha ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Peki bu durumda ne olur? Biz saçak aralığı formüle bakarsak L çarpı lambda bölü W bağıntısıyla bunu gösteriyoruz. Buradaki W azalıyorsa delta x saçak aralığı ne olması gerekir? Artması gerekir. Şekil 2'deki durumda A0'ın üst ve alt tarafındaki karanlık saçakların büyüklüğü eşittir demiş. Şimdi buradaki biz saçak aralığında delta x eşittir L çarpı lambda bölü W bağıntısı tekrar yazarsak buradaki L azalmakta şuradaki L uzunluğu da eski konumuna göre artmaktadır. Dolayısıyla A0'ın üst kısmında yer alanlar için buradaki L azalacak. Dolayısıyla delta x ne olur? Saçak aralığı daha da küçülmüş olur. Ancak alt taraftaki de burada L arttığı için büyümüş olur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçüncüsüne bakarsak
Şekil 3'teki duruma göre şekil 1'de A0'ın üstündeki birinci aynalık seçen genişliği artar diyor. Bakalım şuradaki L uzunluğu burada artmış. L uzunluğu arttığı için buradaki saçak aralığı bağıntısına göre L artıyorsa delta x'in artması gerekir. Bu ifade doğrudur.